Merhabalar. Ben Biyan Yapı Ürünleri Anonim Şirketi'nin Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdemir. Sizlere bugün Biyan Yapı Ürünleri'nin halka arz süreci kapsamında şirketimizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Biyan Yapı 1987 yılında Ankara'da kurulmuştur. Biyan Yapı Ürünleri'nin kısaca ortaklık yapısına bakacak olursak, şirketin halka arz öncesi %100'ü Nurul Ercan'a aittir. Biyan Yapı, Bilecik ili sınırları içerisinde yaklaşık 204 bin metrekare kapalı alana sahip 3 üretim merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir. Biyan Yapı, duvar karoları, yer karoları, teknik granit ve sırlı porselen ürünlerinin üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2400 aşkın çalışanı, 106 ana bayi, 3500 aşkın tali bayi ve 5 kıtada 95 ülkeye yapılan ihracat ile ülkemiz ekonomisine katkılarda bulunmaktadır. Globalde ise bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Biyan Yapı, Biyan markasıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarında yer almaktadır. Biyan, seramik sektöründe marka bilinirliği, üretim kapasitesi ve yaygın satış ağıyla öncü markalardan birisidir. Biyan Yapı faaliyete başladığı tarihten bu tarafa sektördeki değişen teknoloji ve trendleri takip ederek tesislerinde en son teknolojiyi kullanmayı ilke edinmiş ve ürün portföyünü genişletmeye odaklanmıştır. Halihazırda Aydın ili Çine ilçesinde yapımına başlanan 102 milyon metrekare yıl ilave üretim kapasitesi sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanmasıyla 153 milyon metrekare yıl toplam üretim kapasitesine ulaşmaz hedeflemekteyiz. Çin'e tesis yatırımı 3 etapta devreye alınması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak son teknoloji, üretim hatları ile birlikte önemli enerji verimliliği sağlanarak fiyat ve karlılık avantajı sağlamayı hedeflemekteyiz. Tesisin Aydın'da yer alan ham madde kaynaklarına ve İzmir limanlarına yakın olması operasyonel süreçlerimizi hem kısaltmakta hem de maliyet avantajı sağlamaktadır. Şirketimiz 2021 yılı ISO 500 listesinde Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 243. sırada yer almıştır. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle şirketimizin finansal göstergelerine özet olarak bakacak olursak, 31 Aralık 2022 tarihinde itibariyle net satışta 5,2 milyar TL, brüt kar %26 marj ile 1,4 milyar TL, FAVÖP %23 marj ile 1,2 milyar TL ve net kar %16 marj ile 874 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sahip olduğumuz 1,9 milyar TL'lik öz kaynak ve yarattığımız 1,2 milyar TL'lik FAVÖK'e karşılık net borçluğumuz 1,4 milyar ile sınırlı seviyededir. Biyan Yapı, halka arz sonucunda elde edeceği fonun %45 ile %55 arasındaki oranını Çin'de yer alan yeni fabrika yatırımının tamamlanmasında kullanacaktır. Diğer %45 ile %55 oranını ise artan üretim ve satış hacmi nedeniyle işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır. Şirketimiz ile ilgili daha detaylı bilgilere şirketimizin web sitesinde yer alan izahnameden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Ak Yatırım Kurumsal Finansman Bölümünden Ulaş Ünalan. Bugün size Biyan Halka Arzı ile ilgili özet bilgileri aktaracağım. Öncelikle vermiş olduğu değerli bilgiler için Sayın Cengiz Erdinç'e çok teşekkür ederim. Biyan halka arzının tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek olup, halka arzda toplam 72 milyon 326 bin 119 Türk lirası nominal değere sahip paylar satışa sunulacaktır. Halka arzda satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ek satış hakkı kullanılabilecektir. Ek satışa konu paylar ortak satışı kapsamında toplam 14 milyon 456 bin 223 Türk lirası nominal değerdedir. Halka arzda sabit fiyat ile talep toplanacak olup, halka arz fiyatı 42,80
Türk lirası olarak belirlenmiştir. Ek satış hariç halka arz boyutu 3,1 milyar Türk lirası. Ek satışın tamamının kullanılması durumunda ise halka arz boyutu 3,7 milyar Türk lirası olacaktır. Şirketin halka açıklık oranı ek satış hariç %20, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda ise %24 olacaktır. Bir an halka arzında talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlenmiştir. Tahsisat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar, şirket çalışanları, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar olarak belirlenmiştir. Yatırımcı grubu bazında belirlenen tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için %55, şirket çalışanları için %5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %35 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için %5'tir. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları tahsisat gruplarında eşit dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacaktır. Şirket paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra 12 ay boyunca sermaye artışı yapmayacağına, şirketin mevcut pay sahibi ise paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra 12 ay boyunca ilave pay satışında bulunmayacağına dair taahhütte bulunmuştur. Biyan paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılabilecektir. Biraz önce belirttiğim gibi Viyana halka arzında talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür eder, iyi günler dileriz.